Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün palamut pişirmenin çok basit ve özel bir yöntemini sizlere anlatacağız. Çok lezzetli oluyor ve palamutu bu şekilde yağ çekmeden, yağsız ızgarada olmuş gibi tavada nasıl yapılır? Kısaca ondan bahsedeceğiz, anlatacağız. Şimdi balık pazarına gittik, palamutlarımızı alıp orada temizledik ve o görüntüleri görelim. Daha sonra tavada ızgara nasıl yapılır ona bakalım. İsim yazdır abi, karışır o. Coşkun abi arkadan gel, sen anladın mı, sen bizi sattın abi, dön. Arkadaşlar pazardan aldığımız balıkları bol suyla yıkıyoruz. Ve yıkadıktan sonra fileto şeklinde dörde bölmüştük. Biz ikiye daha bölüyoruz. Yani ortalama büyüklükteki bir balığı 8 parçaya bölüyoruz. Ve arkalı önlü hafifçe tuzluyoruz. İsteğe bağlı az veya çok miktarda tuz kullanarak tuzlama işlemini yapıyoruz. Ve dikkat edeceğimiz püf nokta arkadaşlar, ocağın altını yakıyoruz. Ve tavanın içerisinde çok az miktarda, tavanın alt yüzeyini ıslatacak kadar bir yağla yağlıyoruz. Kesinlikle fazla olmayacak yağı. Ve balıklarımızı tuzlamış olduğumuz şekliyle derili kısımları alta gelecek şekilde tavaya diziyoruz. Bütün dilimleri tek tek, çok da sıkışık olmamak kaydıyla tavaya dizilimini yapıyoruz. Ve bu noktada arkadaşlar kapağı kapatıyoruz. Önemli. Kapağı kapattıktan sonra evet bakıyoruz, pişmeye devam ediyor. Kapak mutlaka kullanılmalı. Çünkü buharıyla arkadaşlar üst kısmının beyazlaşması gerekiyor. Bakın işte bu hali aldıktan sonra tavadan kapağı kaldırıyoruz. Ve yaklaşık 3-4 dakika yine olduğu şekliyle alt derili kısmı pişiyor. Burada arkadaşlar piştikten sonra çeviriyoruz. Hiç yağ ilave etmiyoruz. Başta koyduğumuz çok az miktardaki yağ yeterli. Evet, hepsini tek tek çevirelim. Bakın deri kısımları oldukça güzel bir şekilde pişmiş durumda. Ve işte çevirdiğimizde arkadaşlar nar gibi kızarmış altlı üstlü şekliyle servise hazır. Burada önemli olan çok az miktarda yağ kullanılması. Aynı zamanda ilk koyduğumuz anda tava kızgın olmayacak ve tavanın kapağı bir süre kapatılacak. Balıklar beyaz renge büründükten sonra pişme sebebiyle kapak kaldırılır ve kızarma işlemi tamamlanana kadar da yine kapak kullanılmaz. Sadece ilk başta buhardan dolayı balığın başlangıç pişmesini gerçekleştiriyoruz. İşte bu şekilde ızgarada yapılmış gibi tavada palamut balığını pişirebilirsiniz.